وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب اشرح لي رب زدنا علمنا زد علمنا وفهمنا وتقوانا وبه نستعين. Evet, tıp arkadaşlar, konu tıp ve sağlıkla ilgili konuyu okuyacağız inşallah. Tıbbu ilmun ve fennun. Tıp bir ilimdir ve bir sanattır. Yu'na bidirasetil emradi ve mualecetiha vel vikayeti minha. İlim ve sanat olmasının yanında hem hastalıklardan korunma, tedavi ve hastalığını araştırmayla ilgilenen, öncelikle şöyle desek daha doğru olur, hastalıkları araştırma, teşhis etme, tedavi ve onlardan korunmakla ilgili uğraşan bir ilim ve bir sanattır. Fehüve, bu tıp ilmun öyle bir ilimdir ki, لِأَنَّهُ çünkü مَبْنِيُنْ عَلَى الْمَعْرِفَةِ bilgiye dayalıdır. Çünkü bilgi üzerine kurulmuştur. Nasıl bir bilgi? اَلْمُكْتَسَبَةِ مِنْ خِلَالِ الدِّرَاسَةِ وَالتَّجْرِيبِ الدَّقِيقِ. Bu kazanılan bilgi, elde edilen bilgi, dakik bir deneyim ve araştırmalar arasından elde edilen bilgiye dayalı bir ilimdir. Ve fennun aynı zamanda bir sanattır tıp. لِأَنَّهُ çünkü يَعْتَمِدُ عَلَى كَيْفِيَةِ تَطْبِيقِ الْاَطِّبَاءِ الْبَارِعِينَ. Uzman, mahir doktorların nasıl uygulamasına dayanan ve aynı zamanda ve amilin al-akhirin fi mecal at-tibbi hazihi ma'rifa hinema yetaamalun ma'al marda. Hastalarla ilgilendikleri sırada bu tıp alanındaki başka çalışanların da dayanan bir ilimdir. Yani tıp alanında çalışanlar kimlerdir? Laboratuvarlar, bu ilaç yapanlar vesaire, bunlar girer. Ve teşmelu ehdafu tıp inkazel ervahi ve ilacel merda. Kısacası tıbbın amaçları şunları kapsar. Şu iki maddeyi kapsar. Tıbbın amaçları ruhları kurtarma, yani canları kurtarma, hastaları tedavi etme. Canları kurtarma, hastaları tedavi etmeye dayalı bir amacı taşır. Amacı kapsar. Ve lihaze sebep, bu canları kurtarma, hastaları tedavi etme amacını kapsadığından dolayı اُعْتُبِرَ الْتِبُّ مُنْزُ اَمَدٍ بَعِيدٍ مِنْ اَكْثَرِ الْمِهَنِ اِحْتِرَامًا. Uzun zamandan beri tıp en çok mesleklerden en çok saygı görülen bir meslektir. Uzun zamandan beri. وَيَقْدِ الْكَثِيرُ مِنَ الْآلَافِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْعَامِلِينَ فِي مِهْنَةِ الطِّبْ حَيَاتَهُمْ مِنْ اَجْلِ عِنَايَةِ بِالْمَرْضَى. Diyor ki binlerce erkek ve kadın tıp alanında, tıp mesleğinde çalışan binlerce bayan ve erkeklerin çoğu, binlerce hayatlarının çoğu hastalarla ilgilenmekle geçirmektedirler. فَحِينَمَا تَقَعُ كَارِسَةٌ. Bir olay, bir facia gerçekleştiğinde, meydana geldiğinde فَاِنَّ عُمَالَ الْمُسْتَشْفَى. Hastahane çalışanları يَنْدَفِعُونَ مُسْرِعِينَ لِمُسَعَدَةِ الْمُصَابِينَ. Hızlı bir şekilde yakalanan, başına gelen bu hastalara hızlı bir şekilde yardım etmeye koşuyorlar. وَيُدَاعِفُ الْاَطِّبَاءُ وَالْمُمَرِّدَاتُ مَجُودَاتِهِمْ عِنْدَ الْاِنْذَارِ بِاِنْتِشَارِ الْاَمْرَادِ الْوَبَائِيَّةِ حَتَّى يَمْنَعُ اِنْتِشَارَ الْمَرَدِ.
doktorlar ve hemşireler, hasta bakıcıları çabalarını kat kat çaba sarf ederler. Vebaiye, yani bu bulaşıcı hastalıkların, bu kolera hastalıklarının yayılmasının uyarısı sırasında bunlar katmerli çalışmalarını katlayarak hasta bakıcıları ve doktorlar ta ki o hastanın, o hastalığın yayılmasına önlem alabilmeleri için, yani engel olabilmeleri için çalışmalarını kat... Aynen şimdiki şu anda virüs, evet doğru, aynen şimdiki gibi. Ve yunakibu al-bahisuna fi mihneti tıp daimen an vesaili afdalili li mukafahatil marad. Diyor ki araştırmacılar, tıp sürekli olarak tıp mesleğindeki araştırmacılar hastalıkla mücadele etmek için en üstün araçları derinlemesine bakıyorlar, dikkat ediyorlar. Araştırmacılar tıp sanatında, yani yunakibu daha derin bir şekilde. Zallel beşeru yu'anune minel maradi muzu bidayeti zuhuril halike. Yaratılışın ortaya çıktığından beri, yaratılışın ortaya çıkmasının başlamasından beri beşer hastalıkla karşı karşıyadır. Hastalıktan çekmektedir. Ve zalike şu da kable 2.5 yani milyon am takriben 2,5 milyon sene önce, yaklaşık olarak 2,5 milyon sene önce. Ve kad ta'arrafu hilale haza zaman, bu süre zarfında tanıdılar alel kalili min ameli cismil beşeri ev musebbibatil marad. Yani bu kısa sürede, bu zaman zarfında, yani az da olsa bedenin işlevini, beşer bedenin işlevini tanımada ve hastalıkların sebeplerini tanımak için çalışmışlardır, çaba sarf etmişlerdir. Ve'temedel ilacu bi derecetin kebiretin alel hurafeti ve tahmin. Diyor genellikle, yani büyük bir derecede ilaç, tedavi hurafeye, tahmine dayanmaktadır. Doktorların olmadığı dönemlerde, tıbbın gelişmediği yerlerde genellikle tahmin, hurafeler büyük bir derecede onlara dayanır. Tedavi istedi. Bey de bu arada enne tıbbe hakkat hakkaka takaddümen ilmiyen hailen. Bu arada yani korkunç, dehşet, yani bir şekilde bilimsel bir ilerleme kaydetmiştir, gerçekleşmiştir. Tabi büyük. Evet. Ne zaman bunu, bu arada tıp bu bilimsel ilerlemeyi gerçekleştirmiş? İbbanel mi'eti senetil madiye. Yani geçmiş senenin 100 başlangıcında, geçmiş 100 senenin başlangıcında. İbane başlangıcında. Evet ben bakmışım çoktan, yani hatırımdadır. Vel yevm, bugün ise fe innehu minel mümkün bi iznillah. Bugün ise Allah'ın izniyle mümkündür şifa'u ve men'u mi'atil emrad. Yüzlerce hastalıkların önlenmesi ve şifa bulması Allah'ın izniyle bugün mümkün oluyor. Ve seytaratu aleyha, ve o hastalıklara egemen olma, hakim olma bugün Allah'ın izniyle mümkündür. Nedir o hastalıklar? Minel hasbeti. Kızamık aşı, kızamık hastalığı, çocuklarda olan kızamık hastalıkları. Ve şelelil etfal, çocuklar, çocuk felci ile dereni, dereni unuttum neydi ya? Dereni. Verem. Unuttum hele lügata da bakın. Verem. Ha. Tamam, aklıma hatırlattınız, doğru. Verem.
Evet. Vel hummel safra, sarı bu sıtma hastalığı. Sarılık diyoruz ya, sarılık. Bu bugünkü ismi nedir? Bugünkü ismi nedir o sarılık, o hepatit, hepatit. Evet. Evet. Tamam. لَقَدْ جَلَبَتِ الْاَدْوِيَةُ وَالْاِلَاجَاتُ وَالْاَمَلِيَاتُ الْجِرَاحِيَّةُ الْحَدِيسَةُ الْاَمَالَ اِلَى الْعَدِيدِ مِنَ الْمَرْضَى. Diyor ki, edviye, ilaçlar ve ilaç tedaviler çekmiştir. Neyi çekmiştir? Tedaviler, ilaçlar, bir de modern cerrahi müdahale operasyonlar birçok sayıda hastaların isteklerini çekmiştir, arzularını çekmiştir kendine doğru amal. Ve neticeten li takadumi tıbbiyi ve avamile uhra, tıbbın ilerlemesi sonucunda ve başka faktörlerle birlikte tıbbın ilerlemesi neticesinde ne gibi başka faktörler? Misli tahassuni tahziye, gıdaların iyileşmesi ve tedabiri hibzi sıhhatil amme, genel sağlık koruma tedbirleri ve zorufil maişeti, yaşam şartları, yaşamın ortamı. Evet. Fe innehu şüphesiz minel mutevakkai, beklenmektedir. En yuammiren nasul an ekseren minel madi. Yani geçmişten daha fazla, şu anda geçmişten daha fazla insanlar, yani daha fazla ömür, fazla yaşamaları beklenmektedir. Geçmişten daha fazla. Çünkü hastalıklar çabuk engelleniyor, hastalığı koruyucu şeyler olduğu için, eskiden bunlar olmadığı için insan 100 sene önce ya da 200 sene, 500 sene önce insan 50 yaşında, yani birçok insanlar ufak bir hastalığından ölüyordu. Bu ne zaman? Ve fi am 1900 miladi 1900 yılında lem yekun, bak o öyle diyor, zaten ben acele ettim. Lem yekun ekseru nasi yaşuna ekseren min 50 amen diyor. 1900 yılında yani 50'den fazla insanlar çoğu yaşayamıyordu 1900 yıllarda. Yani yaş sınırı 50'yi aşmıyorlardı. Emmel yevm, ama bugün ise fe innen nase, muhakkak insanlar fi ba'di enhail alem, dünyanın bazı yerlerinde yuammirune, yaşıyorlar. Havali 75 sene fil mutavasit, ortalama yaklaşık 75 yaşlarında ömrünü yaşıyorlar. Yaklaşık olarak dünyanın bazı yerlerinde. Evet. Ve nazaran bu açıdan yani tıp kad esbehe eksere tatavuren minen nahiyetil ilmiye, bilimsel açıdan en çok gelişme olmuştur. Ve innehu şüphesiz kad sara eksere tahkiden eyden. Yani bu gelişmenin yanında aynı zamanda çok karmaşık hale de döndü. Fe fil madi. Mesela geçen sene diyor, geçmişte. Kanel attiba'u, doktorlar ya'tenune bil marda, hastalara itina ile önem veriyorlardı. Fe kesiri minel halat, birçok durumlarda biduni musaadetin. Eskiden hastalarla ilgilenirken birçok durumlarda yardımcı olmaksızın tek başına doktor yapıyordu. Ve kanel marda, hastalar ise yetelakkavnel ilace, ilacı kabul ediyorlardı, alıyorlardı. Li mu'zemi enva'il maradi fil menzil. Hastaların da çoğu evde enva'il marad, büyük hasta çeşitlerinin ilk tedavisini ne yapıyorlardı? Evde alıyorlardı hastalar. Ve kanal kalilune, az olanları yezebun ile müsteşfa. O zaman hastaneye giden az olanlarıydı. Çok az. Şimdiki gibi değil. Vel yevm, bugün ise lem yaudil attiba'u ya'melune bi müfredihim, artık doktorlar tek başına hastalara ilgilenmiyor. Doktor sadece tedavi veriyor ya da ameliyat ise gidip bir sürü yardımcılar var, bir sürü hastane personeli var, ona yardımcı olan bir sürü elemanlar var.
Evet. Ben şimdi oraya gelmedim. Ben onun için. Ben mutala etmedim için. Fehum. Onlar, doktorlar, ivaden an zalike, bunun yerine yakudune fariqan tıbbiyen, tıbbi bir grup idare ediyorlar doktorlar. Nedir? Yeteallafu min fariqi tamrit, hastalanma grubundan oluşan. Hemşire grubu. Hemşire grubu. Hemşire şeydir ya. Hemşire tamrit değil. Bir... Tarih-i Temir Temşire Grubu. Ney? Ya hasta niye yardım etsin? Fehum, o hastalar, o fehum doktorlardır ya. Evet, tıbbiyen, tıbbi bir grubu idare ediyorlar. O tıbbi grup kimdir? يَتَعَلَّفُ مِنْ فَرِغِ التَّمْرِيدِ Hasta bakıcıları, tamam. Hasta bakıcılardan oluşan grubu, aynı zamanda doktorlar onları da idare ediyorlar. وَيَتَعَذَّرُ تَقْدِيمُ الرِّعَيَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ اَمْسَالِ هَذَا الْفَرِيقِ بِالْمَنْزِلِ Tabii ki diyor, zordur. Böyle sunulan bir riayet, bir ilgilenme evde bu grubun benzerleri, yani bu hasta bakıcıların hemşirenin benzerleri evde böyle bir şeyi sunmak, yani böyle bir bakımı realize olmak zor bir şeydir bugün artık. Onun için hastaneler bugün çoğunlukta bu işi görüyor. Felakat muhakkak esbahatil merakizü sıhhiye vel iyadat vel müsteşfeyat el merakizü reisi li riayeti tıbbiye fi mu'zemin duel. Diyor felakat esbahat oluştu sağlık merkezleri ve muayenehaneler, hastahaneler ne oluştu? Ülkelerin büyük çoğunluğunda tıbbi koruma başkanlığın oluştu, dönüştü yani. Elvel müsteşfiyatu el merakize reisiye. Bunlar temel, tıbbın temel riayesi, koruma şeyine, durumuna dönüştüler. Yani bu sağlık merkezleri, ondan sonra muayenehaneler, hastahaneler ülkelerin büyük çoğunluğunda, büyük ülkelerin büyük çoğunluğunda tıbbi bir koruma temeli haline geldiler. Kurumsallaştı yani bu iş. Evet. Daha önce ferdiydi. Ve tu'teberu riayetu tıbbiye. Yani tıbbi koruma, tıbbi bakım sayılıyor. Fil galip çoğunlukla cüz'en minel mecalil vasih li riayeti sıhhiye. Bu aynı zamanda sağlık korumanın geniş bir alanından sayılıyor. Bir parça olarak kabul ediliyor tıbbi riayet. Febil idafeti ile riayeti tıbbiye bu tıbbi riayete ek olarak teşmelu riayetu sıhhiye bu sağlık koruması kapsıyor. Hıdematin bir takım hizmetleri kapsıyor. O hizmetler nelerdir? Yukaddimuha atibaul esnan. Diş doktorların sundukları. Vel ihtisasiyune nefsiyune seririyune. Yani psikolog, uzman psikologların seririyune klinik. Klinik uzman psikologların ve diş doktorlarının takdim ettiği hizmetlerden hizmetleri kapsıyor. Ve feniyune aharune. Ve öteki teknisyenler fi muhtelifi mecalati sıhhatil bedeniye ve akliye. Beden ve akıl sağlığı alanların çeşitli alanlarında da başka teknisyenler bu hizmetleri sunuyorlar. Ve tetenavvelu hazil makale. Bu makale diyor, kapsıyor, ele alıyor. Esasen bir temeli, bir esası ele alıyor. Nedir o? Esasen namatil hıdemat el mukaddemeti minel attiba ve a'dayil fariqi tıbbil ahirin. Evet. Diyor ki doktorlar tarafından ve başka tıp ekibinin üyeleri tarafından sunulan hizmet tarzının esasını oluşmaktadır, kapsamaktadır veya da ele almaktadır bu makale. Evet bu makale.
Evet. Şimdi anasiru riayeti tıbbiye. Tıbbi koruma unsurları, üyeleri nelerdir? Diyor ki tete'ellefu er-riayetu tıbbiyetu min selaseti anasire reisiye. Tıbbi riayet şu üç unsur, şu üç ana unsurlardan oluşur. Bir, teşhis. Önce teşhis etme. Anlama ne var? Evi ta'arrufu alel maradi ve isabe. Hastalığı tanıma, yakalanan o hastalığı tanıma, teşhis etme. İki, yaralanma hocam, yaralanma. Ne? Başına İsabe yaralanma. Bir, evet. Tamam. İki, ilacul maradi ve isabe. Hastalığın tedavisi veyahut da vücudun herhangi bir organın yaralanmasının tedavisi. Yani o böyle bir şeyi teşhis ettikten sonra bu sefer konu nereye geçer? Tedaviye gelir sıra. Üç, el irtika'u bis sahati ve menul marad. Sağlıkla yükselme, hastalığı önleme, engel olma. Üç, bu üç şeyden oluşur tıbbi koruma. Şimdi tek tek açıyor. Et teşhisu. Teşhis nedir? Tetatallabu kullu müşkületin sıhhiyetin ala dereceti minel hutura. İhtimamen tıbbiyen ve tehtacu ile teşhisin. Diyor ki her sağlık sorunu her sağlık sorunu tıbbi bir önem istemekte, gerekmekte ve teşhise mühtaçtır. Teşhise ihtiyacı var. Her sağlık sorunun bir teşhise ihtiyacı var. O hem de tıbbi bir önemi gerekmektedir. Ve yestagdimu tabibu edevatin ve maharatin. Diyor doktor, tabip ilaçları kullanır, kendi beceriklerini kullanır. Niçin? Lil musaadeti ala taarrufi ala marad. Hastalığı tanımak üzere yardımcı olacak ilaçları ve becerileri kullanır. Evet telefil lezi lahika bil marid. Veyahut da hastaya bulaşan, hastaya ulaşan o telef, yani herhangi bir azanın yok mu, herhangi bir eksiklik, onları üzerinde maharetini, ilaçlarını kullanır. Yemuddul merda, hastaya elini uzatır, yardımcı olur. Yemuddul merda, tabi ve bir tarihi tıbbi. Hastalar doktora tıbbi tarihte, tıbbın tarihinde hastalar doktora elini uzatıyorlar, tabibe. Böyle okuyalım. Hele dur bakalım. Yemuddul marda tarihi tıbbi. He tamam. Oldu, bu yanlıştır. Yemuddul marda tabibu. Tabibu. Faal tabibtir. Şimdi doktor hastalarının yani tıbbi tarihini öğrenir. Yani sen ne zamandan beri bu hastalığın var? Bunu sorgular. Tamam. O şekilde. Ve zalike şu da öyledir öyle. Şimdi bak. Hele sen söyle. Hasta tıbbi geçmişiyle doktora yardımcı olur. Yani destekliyor onu doktora. Tamam işte zaten doktor o tıbbin tamam, geçmiş hastalığın değil, tarihini tabiden, sorarak tabiden onu öğrenir. Evet. Ha. Mardayı evet. Faal yapalım. Burada evet. İkisi de üstün yapmış. Yemuddul marda tamam. Fail doğru. Tamam. Böyle olsa daha güzel olur. Evet. Geliyor. Tamam doğrudur ya. Onu ben o kadar da biz ben sadece şey dedim, ben öyle yanlışlıkla sebkul lisan dedim üstün. Tabii ki takdiridir, doğru. Tamam. Ya al, tamam Mehmet şey, şu an dediği gibi, tamam ben anladım onu. Evet. Ve zalike bil icabeti an esiletin. Tabii bu da sorulara cevap vererek hastanın ne şekilde doktora yardımcı olur? Sorunun, doktorun sorduğu sorulara cevap vererek. فَتَعَلَّقُ بِالْحَالَةِ الْعَامَةِ لِلْمَرِيدِ O sorular neyle ilgilidir? Hastanın genel durumuyla ilgili. وَبِالْاَمْرَدِ السَّابِقَ Önceki hastalığın var mı?
konularla ilgili. Vakad yes'elü tabibu, bazen bu sefer doktor sorar. Es'ileten soruları, bir takım soruları sorar. Hasreten, özellikle bu soruları sorar. Teallaku bil illetil müştebehi fiha. Yani müşabi benzer olan, nedenini benzer olan bir hastalıkla ilgili özellikle doktor bu soruları sorar. Bak şimdi mesela o hastalığı tespit etmek için bak özellikle hasreten sorar tetallaku hangi sorular bu bununla ilgili bil illetil müştebehi fiha doktorun yani tereddüt şüphelendiği vakta özellikle şüphelendiği nedenden dolayı bak şimdi anladım şüphelendiği nedenle ilgili özellikle bu soruları sorar tamam şimdi oldu ve hinema yücri tabibu fahsen ma diyor doktor herhangi bir muayeneyi uyguladığında innehu yebhasu an alamatil maradil bedeniyye. Ne yapar? Önce beden hastalığının işaretlerini araştırır, alametlerini araştırır. Yestakdimul attibau eyden. Tabi bunu araştırırken beden hastalık alametlerini araştırırken doktorlar şunu kullanıyorlar. Yestakdimul attibau eyden. Yine eydiyehum. Ellerini kullanırlar. Fi dagti alal a'dail mevcudeti tahtel cilt. O var olan azaların üzerine doktor o yani o cildin altındaki şeye baskı yaparak evet parmaklarla şeylere baskı yaparak ve cessiha dokunmakla litte'arrufi niçin doktorlar bunu kullanıyor ellerini tanımak ala tegayyurat o değişimler o değişmeler ki o değişimleri tanısın elleriyle elleti o değişimler ki tatrahu ala şekle ve hacim ya şekil üzerindeki meydana gelen değişim ya da hacmi üzerinde meydana gelen değişimi tanımak için ev li taarrufi ala salabetin ev linin gayri adiyin veyahut da doktor ellerini dokundurur bedene şunun için bir sertlik normal olmayan bir sertlik normal olmayan bir yumuşaklık yani normalin dışında bir sertlik yumuşaklık varsa işte bununla o hastalığı tanır. Kemma nasıl ki yedukuna ala sadri doktorlar göğse vuruyorlar. Göğse vuruyorlar, ses çıkarıyor. Evet. Niçin? Liyun situ ilal aswati as sadireti minel maradi riyevi akciğer. Onunla hastalıktan meydana gelen o seslerle akciğer hastalığını duymak için. Onun için ne yapıyorlar? Zaten akciğer hocası yanımda. Yani onun için o göğse ne yapıyorlar? Vuruyorlar böyle. Dokunuyorlar. Perküsyon. Evet. Ve tu'ti ba'dul edavatil ve tu'ti ba'dal edavatil basideti. Ve tu'ti doktor yoksa en matel okra. Evet evet. Tamam. Ba'dul edavat. Fa'il ba'dudur. Tamam. Ba'dudur. Evet. Doğru. Ve tu'ti verir. Ne verir? Ba'dul edavatil basite. Bazı basit ilaçlar neyi verir? En maten okra minel malumat. Bazı basit ilaçları verir. Aletler. Edviye ile karıştırdım. Evet. Bazı aletleri, basit aletleri verir, kullanarak onunla başka bilgilerin tarzını ne yapar? Ve ba'd tu'ti ba'dul edavatil basite bazı basit aletleri dur hele bitireyim bakalım. Ve tu'ti ba'dul edavatil basite bazı basit aletleri verir en maten uhra minel malumat. O basit aletlerle başka bir bilgi tarzını verir. O basit aletler başka bilgi tarzını verirler. Şimdi oldu. Mesela evet. Fessema'atut tabib. Mesela doktorun metasteskop. Stetoskop pardon. Ben yanlış söyledim. Doktorun o kulağına taktığı alet var ya. Stetoskop.
tudakhimu savte sadire minel kalbi ve riyeteyn. Her iki akciğerden veya da kalpten meydana gelen sesin ağırlığını, sesin kalınlığını, sesin kalınlığını ne yapıyor? Onunla hissediyor. Ve yu'ti min zarrul üzünü, bir de doktor kulak şeyini, göz kulağını verir. Mecale rü'yetin vadihen li kanatil üzün ve tabletil üzün. Kulak nedir o kulağın? Buna ne denir? Tablet, kulak. Kulak kanalı li kanatil üzün. Kulak kanal, kulakların kanalları mecale rü'yetin vadihen, açık bir açık alanı veriyor o kulaklar. Doktora bir açık alan veriyor. Tabletil uzun tablet de bir bakalım isterse tablet. Kulak zarı. Kulak zarı, ha tamam. Ama minzarul ayn, ama gözün bakışı ve innehu yumekkinu tabibe, doktora şunu sağlıyor. Min fahsi qail ayn. O gözün derinliğini muayenesini ona sağlıyor. Hani o gözlük takıyor doktorlar, o mesela bir takım mizarul ayn gözüne takıyorlar. Onunla o gözün arkasında içindeki derinliklerini muayene etmeyi ona sağlıyor. Ha, gözle bakarak muayene yapıyor, evet. Ve ba'de ma'rifeti tarih, doktor bu geçmişin, bu hastalığın tarihini tanımadan sonra ve icra'il fahsi tıbbiyi, tıbbi muayene uygulamasından sonra bu sefer doktorun işi, yukarirut tabibu, karar verir, icra el fuhusat el lazime, gerekli muayeneleri ne yapar? Uygulamaya karar verir. Nedir? Yumkinu mesela icra-u ihtibaratin basidetin fi merkezin cerrahiyin ev sehiyin. Ya basit bir cerrahi merkezi ya sağlık merkezindeki basit ihtibarat, basit tahliller uygulaması. Tamam. Ve turselu, gönderiliyor ayyinatu mineddemmi evil bevli. Ya küçük abdest ya kandan nümuneler gönderiyor. Bevl, ne diyoruz bu üroloji? Ya idrar. İdrar. Evet. İdrar ve kan nümuneleri laboratuvara gönderiliyor. Ev masihati minel halk ilel muhteber, laboratuvara gönderiliyor. Masihat nedir? Boğazdaki bir hastalık. Nedir o? Masihat, masihat baktın nedir? Ya o ayrı ayrı. Şimdi sen, ben baktım, evet, logata bak. O ayrı. Şimdi açıklamadan ziyade kelimenin şeyine baksan, logata bir bak. O... Yok Şakir hocam doğru söylüyor hocam. Nedir kelime? Ben diyorum logatı nedir işte? Yani o silmek, temizlemek. Yani o diyor boğazdan bir şey alıyor, siliyor. O sürüntü. Sürüntü diyor ona. Ya ama onu masihat şey nedir? Masihat kelimesini soruyorum. Şimdi ben o olayı molayı sormuyorum. Masihat kelimesi nedir? Tamam, sülüntü diyorum ya. Ney? Sülüntü. Baktın mı lügatta sülüntü nedir? Şimdi bu koronada da boğazdan alıyorlar, boğazdan ve şeyden, burundan. Odur ha. Sülüntü diyorlar. Yok yok ya, ben diyorum ki şimdi meseleyi anlatmak demiyorum, yanlış söylüyorsun. Sadece dedim ki o kelimenin, o kelimenin anlamını dedim, baktın onu öğrenmek istedim ha. Ha, et, tamam. O masihatin çubuk mu diyelim? Boğaza. Evet. İlel muhteberi, evet, bu idrar ve kan numuneleri laboratuvara gönderilir. Niçin? Min ecdil mezidi minet tahalilil ilmiye. Yani o bilimsel tahlillerin daha fazla tahlilleri, önce basit, onlardan bir şey çıkmayınca bu sefer daha fazla, daha ileri
seviyede tahalleri artırıyor ki tam şeyi teşhis oldu. Ve tusaidu muhtabaratu tıbbiyetu fi teşhis. Tabi bu konuda teşhise tıbbi laboratuvarlar da teşhise bu konuda yardımcı oluyorlar. Ve zalike şu da bir icra-i ihtibaradi kimyaiyetin kimyasal denemeler uygulaması ve mücheriyetin ala sevail cismi ve ensiceti bedenin sıvıları üzerine sevail bir de dokusu üzerinde ve ensicetihi mücheriyetin mikroskopla evet ve fi ba'dil ahyan bazı zamanlarda yahtacu tabibu ila müşahadeti cismi mine dahil bazen dış görünüşle kan tahliliyle bir şey çıkmıyor. Bu sefer doktor ne yapıyor? Bedenini içten izleme. Bu sefer filmlere. Fe istihdamul masihati fevke savtiyeti. O ses üzerindeki he? Yine masihat geldi. Ses üzerindeki bu şeydir. Masihat falan şey değil mi yok boğazdaki ya? Buradaki masihat bu şeydir hocam. Bu tarayıcıdır. Ses diyor. Fevka savtiyeti. Ses üstü tarayıcılar. Tarayıcılar. O petrolde masihat o zaman o manaya geçti. Tarama. Evet. Ses üstü tarayıcıların kullanımı. Bunlar ne yapıyor? Buna ultrasyondur. Ultrasyon. Bak doktor bey yanımda diyor ki o ultrasyondur. Feyzıqdamul masihati fevka savtiye buna ultrasyonun kullanıyor. O ultrasyon ne yapıyor? Yakisu mevcatin fevka savtiye din. Ses üzerindeki dalgaları yansıtıyor. Bak aynı çıktı. Ses üzerindeki dalgaları yansıtıyor. Tüm tece su veren ve resimleri gösteriyor. Netice veriyor. Resim olarak sonuçlandırıyor. Evet. Bugün doktor bey yanımda olduğu için biraz yardımcı oluyor. Ama ecizetül eşiati siniye ama bu şey filmleri bu şu anda röntgen filmlerin cihazları ama ecizetül eşia esiniye röntgen cihazları bima fiha bunun içinde masihatü tasviril maktaiyel hasubi işte tasvir alanını tarayan bu da bilgisayar yani şey ultrasyon. Bu da bilgisayarlı tomografi. Maktail hasubi bilgisayarlı tomografi evet fe innaha muhakkak testahdimul eşyati siniye o bilgisayar tomografi o da aynı zamanda röntgeni kullanıyor. Orada aynı zamanda röntgen de var. Tabii daha gelişe röntgen ışınlarını kullanıyor. Röntgen ışınlarını kullanıyor. لِأَنَّهَا çünkü تَمُرُّ عَبْرَ الْمَدَّةِ çünkü o vücut o madde aracılığıyla, madde vasıtasıyla geçiyor. وَيُعْتَبَرُ تَنْزِيرُ الْبَاطِنِ bununla iç, vücudun içine ne yapıyor? Baktırması kabul ediliyor. تَنْزِيرُ الْبَاطِنِ تَنْزِيرُ الْبَاطِنِ endoskopi. Endoskopidir. Evet. Tamam ben bakmadım lügata. İyi. Evet. Ve yutabiru tanzirul batın ve aynı bu endoskopi olarak kabul ediliyor. Endoskopi. Bir istihdami unbub. Daha var. Bu endoskopi şöyle bir istihdami unbub boruları kullanma vasıtası kullanarak merinin o esnek olan boruları kullanarak o borular da muzevvedin donatılmış bir masterin lifiyin basariyin hasilil idati. Işığa özel gözsel bir lif kaynağıdır. Nedir bu lifi? Ne denir? Bak fiber optik. Fiber optik buna denir. Tamam. Yani fiber optik şeylerle donatılmıştır. Esnek borular fiber optik şeylerle donatılmış. Vesileten bunlar aracı oluyor. Neye? Lirruyetil a'day dahiliyeti mübaşereten. Doğrudan o iç organların görmesine vesile oluyor. Doğrudan iç organlar orada gösteriyor. Buna da ne denir? Ve yorafu bi minzari dahili
Bu da endoskopi diğer de ne oldu? Minzari dahili tanzirul batın. Ne oldu? Bu da aynıdır endoskopi. Yok, aynı olmaz ki. Tanzir ile minzar farklı olması lazım. La bir bakalım. Batınla dahil aynıdır. He? Sanki aynıdır. Tamam. He. O tanzirul batın neydi? O yöntemir o tanzirul batın. O içe, orada şey değil, bak. Şimdi o tanzirul batın içe bakmak. Ama mayu bil mizari dahili bu endoskopidir. Bak. He. Röntgen ışınlarıyla içeriği görmeydi. Evet. Evet, evet. Şimdi evet. Tanzirul batın içi görmek ama ve mayor bu bil mizari dahili işte ona ne denir? İçi bütün şeyin gösteren o endoskopu, mizari dahili endoskopi.